Arkadaşlar merhaba. 2 Nisan Cumartesi günü Amerika Gulfstream Park yarışlarıyla birlikteyiz. 9 koşu var. 2 altılı ganyan oynanabilecek dolayısıyla. Ben sadece ikinci altılı ganyan şablon oluşturabildim. Gulfstream'de bugün yüksek ikramiyeli büyük yarışlar, stakes koşular var. Dördüncü koşu ile ikinci altılı ganyan başlayacak. 2400 metre çim pistte Pan American Stakes olarak koşulacak ve 7 safkan yarışa kayıtlı. Burada ikisinin yeterli olacağını düşünüyorum. İlki Jolly Rosario idaresindeki 3 numaralı Gufo benim favorim olacaktır. Ki son koşusunu Godolphin'in Y1 adlı safkanıyla koştu. Y1 Burgaz'ın da koştuğu Dubai World Cup'taki Shima Klasik'te büyük favori olarak çıkmıştı. Gerçi Japonlara geçildi, ikinci kaldı Y1. Onunla koştu Gufo. Bugün kendine göre rakipleri var. Bu rakiplerini geçebilecek güçte. Öncelikle benim favorim 3. Rakip olarak bir isim önereceğim. O da Jos Ortiz idaresindeki 6 numaralı Temple. Bu yıl bu gruplarda bu ikramiyeli koşularda koşup ikincilik ve birincilik yaptı. Sert rakip olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 3 ve 6 yeterli olacaktır 4. koşuda. Gulfstream Park'ta altılı ganyan ikinci ayağı kum pistte Sir Shackleton Stakes olarak koşulacak 1400 metrede. Burada da 9 safkan yarışa kayıtlı. Epeyce zor bir koşu. Hangisi gelirse şaşırmam doğrusu. Burada ben 4 isim değerlendirmemi aldım. İlki 4 numaralı Weyburn. Öncelikle önereceğim safkan. Sonra 2 numaralı Quick Tempo. Ki son yarışını buradaki rakibi 1 numaranın önünde kazandı. Beyaz bayrak ayna yaparak kazandı. Gerçi 1 numara nefes yönünden biraz etkilendi. Bugün daha iyi koşup rakibini de geçebilir. Ama ben Luis Saez idaresindeki 2 numaranın yine şanslı olacağını düşünüyorum. İkinci tercihimde öneriyorum. 9 numaralı Colle Barrette, Junior Alvarado ile yine yazılması gereken bir isim ve son olarak da 1 numaralı Fortune Hill diyerek bu ayağa geçmeye çalışacağım. Sıralamam 4, 2, 9 ve 1. Burada sürpriz olabilir dediğim gibi eğer tek tuttuğunuz at yoksa fazla at yazmakta fayda var. Amerika Gulfstream'de altılı ganyanın 3. ayağı yani ikinci altılı ganyanın 3. ayağı yine Çin pistte. Schnabel Island Stakes dişilere ait bir koşu 1700 metre Çin pistte koşulacak. Burada da 3 isim çıkardım. İlki 2 numaralı Beech Nut Trophy, Real Slash'ının kır safkanı, son yarışını rahat kazandı. Bugün de kazanmaya yakın bana göre. Rakip olarak önereceğim ilk isim de Jolly Rosario idaresindeki 1 numaralı Mischievous Kiss ve 6 numaralı Shed Nation olacaktır. O da bir Cairo Prince'in kır temsilcisi. Buradaki sıralamam 2, 1 ve 6 olacak arkadaşlar. 7. koşu altılı ganyanın da 4. ayağı olacak. Burası da dişilere ait. 1700 metre kum pistte Gulfstream Park Oaks koşusu olacak. Birincilik ikramiyesi de 157.500 dolar. Burada tabii 3'te 3 yapan bir safkan var. Catline O 7 numara. 90 handikap aldı. Bugün de epeyce favori Surdrek, bugünün en büyük favorilerinden. Ben bugün işinin biraz zor olacağını düşünüyorum. Tabii yine benim de favorim ama ben yanına at yazacağım. Özellikle 5 numaralı Goodies of Fire. O da 7'den aşağı kalır yanı yok. Koşulları çok iyi. Hatta yanına bir at daha önereceğim ki burada 7 gelmezse ikramiye epeyce cazip bir hale alır. 4 numaralı Running Legacy. Onu da yazmanızı önereceğim. Bir Gun Runner temsilcisi. O da babası gibi kumu daha çok seviyor. İlk koşusu kumda kazandı. Sonra çime koşup 5. lik kaldı.
O gün yine kum piste çıkacak. Burada bir sürpriz yapabilir. Benim sıralamam burada 7, 5 ve 4 olacak. Ki 5 numaranın performansına baktığımızda burada TCK'nın gösterdiği performans tablosunda da yanlışlık var sanırım. Ki bugün birkaç tane daha da oldu. Bir karışıklık yapmış olmalı TCK. Özellikle son ayaktaki de çok önemli bir yanlışlık. Yani büyük hata bence. Koşullarını farklı olarak yazdı. Dediğim gibi muhtemelen yanlışlıkla. Onu da söylemiş olayım. Ve 8. koşuya geçelim. 8. koşu Kitten's Joy Appalachian Stakes. Ki biliyorsunuz Kitten's Joy çim pistin büyük aygırlarından. Tabii kum pistte de başarılı safkanları var ama özelliği çim pistte iyi yavru vermesi, çim pistte iyi yavru koşan atlar vermesi. 1600 metre çim pistte açık yarış, 4 ve yukarı yaşlı atlar katılacak. Ve burada 9 safkan yarışa kayıtlı. 7. koşuda da çıkan at var, onu söyleyeyim. 7. koşuda 2 numaralı Ketik koşmayacak. Şu anda çıkan safkan. Başka da çıkan olabilir ama şu andaki belli olan 7. koşuda 2 koşmayacak dediğim gibi. 8. koşuya geldiğimizde burada ben 3 isim önereceğim ki 7 numara epeyce önde erken bahislerde. 399 gündür koşmuyor. Yani 7 numara gelmezse epeyce karışık. Yine sürprize müsait bir koşu olarak görüyorum burayı. Benim de öncelikli önereceğim safkan 7 numaralı Phantom Courage'si Iron Ortiz dairesinde. Sonra Junior Alvarado idaresindeki Gio Ponti temsilcisi 5 numaralı Grace Fable. Ve Jolly Rosario idaresindeki 2 numaralı Scarlet Sky diyeceğim. 7, 5 ve 2 olarak son koşuya geçiyorum arkadaşlar. Amerika Gulfstream Park'ta son ayak saat 01:38'de koşacak. Yine bir açık yarış Florida Derby. 3 yaşlı İngiliz atları 1800 metre mesafede koşacaklar ve 11 safkan yarışa kayıtlı. Burada özellikle TJK'nın yani büyük hatası var. 5 numaraya baktığımızda performans olarak son iki yarış, son yarışının şartlı, bir öncekini de maiden olarak yazmış. 36 bin, 34 bin dolar. Büyük saçmalık. Yani at zaten grup koşular koşmuş. İlk iki yarışını kazanmış. Ve burada nasıl maiden koşsun? Sonrakine şartlı diyor ki bunlar grup 2 ve grup 3 koşular. Yaklaşık toplam ikramiyesi 300 bin dolar yanılmıyorsam. Burada 30 bin dolarlık şartlı ve maiden diye yazmış. Muhtemelen dediğim gibi bir başka bir atla karıştırmış olabilir TCK. Ama büyük bir hata. Ve biz altılı ganyanın son ayağına geçecek olursak burada da ben 3 isim değerlendirmemi aldım. Çok iyi safkanlar var tabi burada. Benim öncelikle önereceğim isim Tyler Gaffalone idaresindeki 7 numaralı White Abario. Bugün de bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim favorim. Sonra bir Tapit yavrusu 6 numaralı Charge It ki 2 koşu koşup 99 handikap aldı. Yani ikincilik ve birincilik yaptı. 99 handikap vermişler. Keşke bizde de handikapörler biraz cesur olsa da biraz handikap puanı verebilseler iyi koşan safkanlara. İkinci önereceğim isim bir tapit yavrusu ki tapit yavrusunu çok severim. Her zaman söylerim. Ve son olarak da Iron Ortiz dairesindeki 2 numaralı Classic Kazuvey. O da müthiş koşullarda koştu. Bir Jen Kazuvey temsilcisi ki bunun özelliği yaşları ilerledikçe daha iyi koşuyor temsilcileri. 2 numara bu yaşında bu performans gösterdiyse ilerideki yaşlarda çok daha büyük bir at olacağını düşünüyorum. Onsuz da olmaz kupon. Buradaki sıralamam 7, 6 ve 2 olacak arkadaşlar. Bu şekilde de ikinci altılı ganyan şablonumu paylaşmış oldum. Hepinize tekrar bol şanslar diliyorum. Bahtınız açık olsun arkadaşlar.